Hepiniz hoş geldiniz. One Istanbul Series kapsamında yaptığımız ilk etkinlik koronavirüs krizi döneminde konaklama sektöründe etkilerini bugün fark ettiğiniz gibi uzmanlarımızla, konuklarımızla beraber masaya yatırıyor olacağız. Üç farklı konu başlığımız var. Günter Beyler ilk öncelikle marka danışmanı ve iletişim stratejisti. Pandemi kriz döneminde iletişim taktikleri ve tekniklerini güzel bir sunumla masaya yatıracaklar ve bizlere uygulayabileceğimiz metotları aslında özetleyecekler. Daha sonrasında Cem Bey, Dr. Cem Kınay, Ferda Bey ile beraber sohbet havasında hem otelcilik konaklama endüstrisi için hem de turizm endüstrisi için hem nasıl bir gelecek bekliyor hem de nasıl bir yol haritası çizmeli bu iki sektör. Bunları konuşuyor olacaklar. Şimdi ilk öncelikle ben kendi sunumuma başlamak istiyorum. Bir sadece 5 dakika, 10 dakika kadar bir One İstanbul geçişi yapacağız. One İstanbul herkesin bildiği gibi bizim İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kongre Ziyaretçi Bürosu ile beraber yaptığımız bir resmi destinasyon tanıtım markası projesi. Turistlere açılan kapı olarak konumlanan ve TripAdvisor, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest gibi farklı kanallarda uluslararası turistlere İstanbul'un tanıtımlarını özel içeriklerle, editoryal dokunuşlarla yapılmış özel içeriklerle yapan bir destinasyon tanıtım markası. Instagram'da 106 bin takipçi, Twitter'da işte son 3 ayda rakamlar tabii kriz döneminden önce yaklaşık olarak bir 600 bin, 900 bin gibi çok ciddi bir hacme ulaşmıştı artık en sonunda. Ve bu kanallarda yoğunlaştırarak artmaya devam edecekti. Fakat böyle bir krizle karşı karşıya kaldık. Umarım ki bittiği zaman biz de devam edeceğiz. TripAdvisor destinasyon sponsorluğu bu One İstanbul projesi için çok önemli bir eşikti. Ve burada işte gördüğünüz gibi Şekip Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve TripAdvisor'ın bölge yöneticisinin bu destinasyon sponsorluğunun böyle basın karşısında bir imza törenini yapmıştık. 7 farklı dilde TripAdvisor'da İstanbul destinasyonunun tanıtımlarını birçok otel zaten sektöründe bildiği gibi alışveriş merkezleri, oteller, tur ve aktiviteler gibi farklı farklı segmentlerde hizmet verenlerin kendini tanıtabildiği bir ortam yaratmıştık. Bir destinasyon tanıtım markası ortaya koymuştuk. Şimdi bu dönemde ne yapacağız? One İstanbul zaten bizim bir topluluk yaratma, inbound yani içerik pazarlaması yapma, iletişimi yapma ve turizm topluluğunun, turizm hizmet verenlerini kendi platformumuz altında birleştirip hem danışmanlık hizmeti vermek, bunlara tanıtım ve yönetim konusunda danışmanlık hizmeti vermek, hem bu topluluğu bir platform haline getirip bir networking ağ kurmak gibi planlarımız vardı. Bunu şimdi medya ve bilgi ayağını, iletişim ağını açısı başlattık bu krizle beraber. Sonuçta herkes şu anda izole bir halde. Biz de One İstanbul Net üzerinden hem son güncel haberleri paylaştığımız bir haber sitesi yaptık, hem bu şekilde etkinlikler olsun, raporlar olsun, e-booklar olsun, farklı farklı raporlarla hem günümüzde turizm endüstrisi çünkü çok yer aldı tabii ki bu süreçten. Nasıl bir cevap vermeli veya daha sonrasında nasıl konumlanmalı gibi sorulara cevap arayacağımız çok güzel bir içerik haritamız olacak. Ve sizlerle One İstanbul Net aracılığıyla hem de bu etkinlikler aracılığıyla farklı farklı metodlarla, farklı farklı iletişimlerle sürekli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir ilk öncelikle tekrar bir sunum daha olacak. Şimdi bu dönemde bizim için önemli olan tabii ki etkinliklerimizin, organizasyonlarımızın, derneklerimizin bir şekilde devamlılığını sağlamak. Biz de bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. Şu anda bir kriz dönemindeyiz. Tabii ki herkes izole bir şekilde, uçaklar durdu, destinasyonların sınırı kapatıldı, fuarlar, etkinlikler, büyük organizasyonlar iptal ediliyor. Burada ciddi bir problem var. Nasıl bir problem? İşte kurumlar ve organizasyonlar artık bir adaptasyon sürecine girmeliler. Çünkü kendi iletişim ağlarını ve bağlantılarını kaybedecekler bu süreçte. Eğer geleneksel yöntemlere bağlı kalırlarsa. Bu anlamda işte bu tarz dediğim gibi etkinlikleri sanal olarak yapabileceğiniz, online olarak yapabileceğiniz bazı tool'lar, araçlar var zaten. İçerik pazarlaması, inbound marketing, CRM olsun vesaire, yani bütün bu süreçlerin aslında toplandığı hizmetleri ayrı ayrı veren, ayrı ayrı yapabileceğiniz uygulamalar da var. Fakat bunlar arasında bir entegrasyon bulunmuyor. Bu bir problem yine şu anda günümüzde yaşadığımız. Bütüncül bir yaklaşım eksikliği var. Ve aynı zamanda bu tarz tool'ları, çünkü yani bugün onlarca, yüzlerce tool var bakın. CRM'de HubSpot var, Salesforce var vesaire vesaire, o kadar fazla tool var ki. Ve yine aynı şekilde bir video konferans için bile bugün 50-60 tane herkesin kullandığı ve farklı farklı tool'lar görebiliyoruz. Önemli olan sizin işte kurumunuzun endüstrisinin modeli ve buna bir adaptasyon sağlamak. Bu konuda eğitim veren eksiklikler var. Ve aynı zamanda otomasyon uygulamaları şu anda ülkemizde ve genel olarak ciddi bir eksiklik. Biz de diyoruz ki bu pandemi kriz döneminde bu fırsat, bu problemleri aslında bir fırsat haline dönüştürebiliriz.
Eskiden kurumlar, organizasyonlar çok fazla fuarlara, etkinliklere, o merkezi buluşmalara bağlı kalırlardı. Networklerini, iletişim ağlarını devam ettirmek için. Yani senede 10 tane, 15 tane etkinlik oluyor veya 3 tane, 4 tane çok büyük global etkinlik oluyor. Şimdi bunlar bir şekilde artık ya iptal edildi ya olmadı ve böyle krizlere bunların nasıl derler çok da hassas olduğunu gördük. Hemen iptal edilebiliyor. Dolayısıyla artık sürekli bir iletişime ihtiyacımız var ve sürekli bir topluluğa ihtiyacımız var ve şu an bir fırsat var bunu yapmak üzere. Bütün bu saydığım hizmetlerin işte entegre bir şekilde analitik bir hizmetle sunulması yine bizim sürekli iletişimimizi arttıracak. Müşteri tarafında, tüketici tarafında ve toplumumuz tarafındaki sadakati arttıracak bir durum olacaktır. Hem de en iyi teknoloji kullanabileceğimiz projeler, araçlar, şu an adaptasyonlar da var. Bizim bu konuda önerdiğimiz şey bir entegre çözümler modeli sunmak. Bakın bunların hepsi, şu dört tane ana başlık görüyorsunuz. Hepsi şu anda sizin bir etkinlik sürecinde, kurumlarınızın iletişimlerinin tamamını yaptığınız süreçlerde oluşturmanız gereken aşamalar, içerik pazarlaması ve iletişim yapmanız gerekiyor. Ama en öncesinde çok ciddi bir müşteri ilişkileri datanızın, CRM'inizin ve topluluk yönetiminizin olması gerekiyor. Satış süreçlerinin optimizasyonu, bunların hepsini entegre bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde online etkinliklerle sürekli iletişim kurmanız gerekiyor. Önemli olan nokta, bunların hepsinin aslında bir topluluk bilgi merkezi ağ çerçevesinde birbirine entegre edilmesi. Bu şekilde bir entegrasyon hem bütün bu süreçlerin verimini arttıracaktır, hem de genel olarak bütün şirketinizin veya kurumunuzun, derneğinizin, fuarınızın, organizasyonunuzun fark etmiyor. Bu farklı farklı şirketlerin konabileceği bir çünkü yapı. Bütün verimini arttıracak bir süreç olacaktır. Topluluk yönetimi ve topluluktan kastımız nedir? Şimdi otellerle ilişkin bir etkinlik yaptığımız için oteller için B2B topluluğu mesela acenteler, maç şirketleri gibi gösterebilecekken veya tedarikçiler B2C de onların son tüketicileri yani otele gelip kalan müşteriler gibi gösterilebilir. Bizim bütün bu süreçlerde artık yeni bir topluluk yönetim modeline ihtiyacımız var. Çünkü dediğimiz gibi hem networking hem etkinlik hem de fiziki toplantıların hepsi artık gördüğünüz gibi şekil değiştiriyor. Bu bir başlangıç. Bu daha da fazla ilerleyeceğini biz öngörüyoruz şu andan itibaren. Nasıl çözüm ve servisler ve bir yapı oluşturmanız gerekiyor? İlk öncelikle bir CRM'inizin olması, içerik stratejisinin olması, bir pazarlama modelinizin içeriye dayalı olması, bir topluluk yönetimi modelinizin olması ve topluluk etkinliklerini sürekli halde yapıyor olmanız gerekiyor. Ve bunların hepsi de size biraz önce gösterdiğim o entegre modelin ortasında yer alan topluluk bilgi merkezinin etrafında toparlanan entegre bir biçimde yapılması gerekiyor. En verimli sonuçları bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Bakın topluluk yönetimi ve CRM'in size hem segmentasyon anlamında hem kitle edinme stratejisinin efektif olarak kullanılması anlamında hem belirli segmentlerin altındaki sürekli verilerin orada tazelenmesi ve sizin onu kullanmanız, farklı işte içerik pazarlaması gibi, satış gibi farklı yönlerde kullanmanız noktasında yararlı olacaktır. İçerik pazarlaması ve iletişim, bakın mesela biz şu anda Van İstanbul odağında açıkçası böyle bir başladık bu uygulamayı yapmaya. Nasıl bir uygulama bu? Bizim şu an Van İstanbul Net biraz önce gösterdiğim bir platformumuz. Buradan sürekli biz güncel haberler paylaşıyor olacağız. Bu şekilde etkinlikler yapıyor olacağız. E-raporlar, işte e-booklar, e-reportlar yapıyor olacağız, yayınlıyor olacağız. Anketler yapıyor olacağız. Katılımcı bir iletişim çerçevemiz olacak. Bunların hepsi aslında bizim topluluğumuza hem değer katmak için hem de topluluğumuzla yaptığımız iletişimi sürekli hale getirmek için yaptığımız bir uygulama ve bu bir içerik pazarlaması iletişimi entegrasyonu halinde otomasyon uygulamalarının yardımıyla devam ediyor şu anda. Bu da çok önemli. Topluluk etkinlikleri, toplantıları bu süreçlerin en önemli aşaması. Çünkü siz iletişim pazarlamasını yaptınız, iletişimi kurdunuz. Zaten bir CRM'imiz var ve sürekli etkinliklerle farklı farklı noktalarda, farklı farklı konularda etkileşime geçiyorsunuz kitlenizle beraber veya topluluğunuzla. Hem de bunu ölçümleyerek yapabiliyorsunuz. Güzel bir networking deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Farklı farklı tool'lar var dediğimiz gibi hem bu CRM'i hem pazarlama yani içerik pazarlamasını, inbound marketing'i hem de etkinlikleri kurgulayabileceğiniz. Önemli olan burada dediğim gibi bu entegre servisler çözümlerde buradaki en önemli noktadan bir tanesi de bütün bu tool'ların kullanılmasının yanında bunların arasında bir entegrasyon sağlamak ve bu konularda en optimize kullanımı size sağlayacak olan bir eğitimden ve danışmanlık sürecinden geçiyor olmanız gerekiyor. Çünkü biz mesela bugün bir Zoom etkinliği yapıyoruz. Bu Zoom etkinliğine katılanlar, çünkü bu bir reklamla yapılıyor bu etkinliğin tanıtımı diyelim. Bu Zoom etkinliğine katılanların hepsi bizim CRM datamıza etkinliğe kayıt olduğunuz anda kendi segmentini, kendi kategorisini, şirketinin işte olduğu endüstriyi, farklı farklı noktalardaki kategorileri açık bir şekilde yazarak bizim sistemimize düşüyor. Bu aslında bahsettiğim şey tam olarak bu otomasyon. Bu otomasyonu bu entegrasyonlarla sağlayabiliyorsunuz ve bütün bu süreçlerin hepsinde
en verimli sonuçları yaratabiliyorsunuz. Şimdi biz bu noktada sunumu bu şekilde bitireceğim. Daha sonrasında sözü Günter Bey'e vereceğim. Biz Van İstanbul Net'le beraber, Van İstanbul'la beraber açıkçası buna şu anda bir start vermiş vaziyetteyiz. Hem topluluğumuzu, çünkü çok ciddi bir stres testinden geçiyor şu an turizm endüstrisi. Hem topluluğumuzu bilgilendirmek, hem sürekli etkinliklerle etkileşimi sağlamak, hem de en güncel haberleri onlarla paylaştırmak için bu bütün dediğimiz aşamaları uygulayabileceğimiz bir modeli ortaya koymak istiyoruz. Sizler de umarım ki bizleri takip edersiniz. Şimdi ben sunumumu bitireceğim. Sözü Günter Bey'e bırakacağım. Günter Bey de bize kriz dönemlerinde nasıl taktikler ve teknikler kullanabileceğimiz konusunda çok güzel bir sunum yapacak, dediğim gibi iletişim konusunda. Günter Bey merhaba, sözü size bırakıyorum. Merhabalar, çok teşekkür ederim Çağkan Bey. Konumuz ciddi, zamanımız kısıtlı. O yüzden daha fazla vakit harcamadan hemen sunuma başlamak istiyorum. Hepimizin bildiği üzere dünya modern zamanlarda görmediği büyüklükte bir krizle karşı karşıya ve görmediğimiz kompleksitede bir krizle karşı karşıya. Bu kriz farklı sektörleri, sizlerin de bildiği gibi, farklı derecede etkiliyor. Ne yazık ki bunun en ağır vurduğu sektörlerden biri de içinde bulunduğumuz turizm sektörü. Mesela Londra dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Geçen sene 20 milyonun üzerinde turist çekmiş. Şu anda dün çekilmiş bir resim Piccadilly alanını görüyorsunuz. Gene Paris 18 milyonluk bir turist potansiyeline sahip veya New York 14 milyonluk bir turist potansiyeline sahip. Bütün bu şehirler şu anda bu COVID-19 ismini verdiğimiz pandemikten en çok etkilenen yerler. Ve biraz önce dediğim gibi farklı sektörlerin bu işten farklı şekilde etkileneceği, olumsuz yönde etkileneceği söyleniyor. Ne yazık ki bunların en başında gelenler havacılık ve turizm sektörü. Ve McKinsey'nin bir raporuna göre özellikle turizm sektörünün, yurt dışı turizm sektörünün 4-5 hatta 6 çeyrekte ancak düzelebileceği düşünülüyor. Şimdi böyle önümüzde devasa bir kriz varken bu krizi elbette yönetmek hayat memat meselesi ve sizler bu krizi zaten kendi işiniz, kendi markanız. Günter Bey, özür dilerim, bölüyorum. Sizin sunumunuz şu anda ekranda gözükmüyor. O tuşa sanırım son bir basmayı unuttunuz galiba. Onu ekrana yansıtırsanız. Hemen bakalım. İsterseniz en baştan da başlayabilirsiniz bu arada. Tamamdır. Şimdi görünüyor mu? Şimdi görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyoruz. Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Londra'dan daha dün çekilmiş bir resim. Paris'ten hemen hemen dün çekilmiş bir resim ve New York'tan dün çekilmiş bir resim. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu turizm sektörü, havacılık ve turizm sektörü, konaklama sektörü bu işten en çok hasar gören ve en ağır bir şekilde vurulan sektörlerin başında geliyor ve McKinsey'nin bir raporuna göre biraz önce de söylediğim üzere özellikle yurt dışı turizmin 6 çeyreğe kadar sürebileceği söyleniyor toparlanma anlamında. Şimdi önümüzde böyle devasa bir kriz varken bunu yönetmek hayat memat meselesi. Ve sizler kendi markanız, kendi oteliniz, kendi firmanız özelinde bunu zaten yönetiyorsunuz. Ancak genelde kriz ortamlarında gözden kaçan bir konu vardır. Krizi yönetmek kadar önemli başka bir konu da krizi iletmektir. Yani krizi sadece yönetmek, bu işi sadece rakamsal olarak veya iş anlamında ele almak yetmiyor. Bunun bir de iletişim ayağı var. Neden diye soracaksınız. Çünkü kriz anında normal iletişim kuralları ve taktikleri işe yaramıyor. Yani normal zamanda müşterilerinize, hedef kitlenize verdiğiniz mesajlar kriz anında işe yaramıyor. Ve bu yüzden de iletişim biliminde kriz iletişimi isimli başlı başına bir alt bilim dalı var. Uzmanlar, bu konuda uzmanlar yaklaşık 20-30 seneden beri yapılan araştırmalardan sizin için 4 tane temel iletişim kuralı ve 4 tane de etkili iletişim taktiği saptadık. Şimdi dilerseniz bunları tek tek inceleyelim.
Önce taktiklere geçmeden önce ben iletişim kurallarından bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi 4 tane var. Birincisi zihinsel gürültü. Eğer bu sunumdan hiçbir şey hatırlamayacaksanız bunu hatırlamanız lazım. Kriz ile bilmemiz gereken en temel kavram zihinsel gürültü kavramıdır. Zihinsel gürültü nedir? İngilizcesi mental noise. Stres veya kaygı halinde zihinsel kapasitemizin %80'ini kaybediyoruz. Ve böyle durumlarda zihinsel kapasitemizin kaybettiğimiz kısmında mantık yürütme, planlama, tahmin etme, hayal etme gibi insanı insan yapan, diğer hayvanlardan ayırt eden en temel bilişsel fonksiyonlar var. Ve bunlar devre dışı kalabiliyorlar. Ve diyeceksiniz ki biz zaten ülke olarak çok stresliyiz. Zaten çok kaygılıyız. Modern hayatımız hali hazırda stres dolu. Bu konuda tamamen haklısınız. Mesela size ilginç bir veri vereyim. Bu İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Trafikte sıkışmış bir bireyin it dalaşı yaşayan bir savaş uçağı pilotundan daha stresli olduğunu biliyor muydunuz? Yani biz zaten gündelik hayatımızda son derece stresli bir yaşam yaşıyoruz. Ve son derece kaygılıyız. Dünyanın yapılan araştırmalara göre Gallup tarafından zaten en stresli 11. ülkesindeyiz. Ve diyeceksiniz ki bu zaten zihinsel gürültü nedir? Yani biz zaten bu ortamda yaşıyoruz. Şöyle bir fark var. Bu COVID pandemik krizinin yarattığı zihinsel gürültüyü gündelik stres ve kaygıdan ayırt eden çok çok önemli ve temel bir etken var. Bunun adı korku. Korku ve panik. Bu da bizi ikinci noktamıza getiriyor. Birincisi zihinsel gürültüydü. Stres, kaygı, korku ve panik anlarında düşünce kapasitemizin %80'ini kaybediyoruz. İkincisi risk algısı. Kriz iletişimi dediğimiz şey esasında bir paradoks üzerine kurulu. Yani bir bilinmezlik üzerine kurulu. Bu da şu. Gerçek risk ve insanları kaygılandıran risk aynı şey değiller. Yani hatta birbirlerinden çok farklılar. Yani risk korku yaratıyor ama her risk aynı düzeyde korku yaratmıyor. Ve biz esasında bunu öznel olarak yaşıyoruz her gün ve biliyoruz. Her riskin kendine has bir korku ve şok faktörü vardır. Bu yüzden insanlar eş düzeyde ölümcül iki tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında bile tamamen farklı davranabiliyorlar. Yani bu pandemikten ölen insan sayısına bakıyoruz ve bunu trafik kazasında ölen insan sayısıyla karşılaştırıyoruz ve diyoruz ki neden insanlar bu şekilde davranıyor? İşte bunun tamamen sebebi bu pandeminin içinde hali hazırda bulunan korku ve panik faktörü. Mesela dünya genelinde her sene 8 milyon kişi sigara yüzünden ölüyor. Sigara içmek yüzünden ölüyor. Ve bunların 1 milyonu sigara içmeyen insan. Uzmanlara göre bu COVID pandemiyi sene sonuna kadar yaklaşık belki 1 milyon insan öldürecek. Ve bu kadar insan her sene sigara içmediği halde sigara yüzünden ölüyor. Bu bizde bir korku veya panik faktörü yaratıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü tamamen farklı bir şey. Birazdan buna geleceğim. Peki COVID'i bu şekilde korkutucu kılan şey nedir? Burada iki tane temel unsur var. Birincisi biz bu krize, bu tehlikeye ne kadar aşinayız? İkincisi biz psikolojik anlamda bu krizi veya pandemiyi ne kadar kontrol edebildiğimizi düşünüyoruz. Mesela dünya genelinde insanlar nükleer tesislerden çok korkarlar. Kendi şehirlerine, kendi ülkelerine bir nükleer tesis kurulmasını istemezler. Neden? Çünkü çoğumuzun nükleer atıklar hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Bu iş ne kadar güvenli, ne kadar bilinmiyor, bilmiyoruz. Bu konuda bir aşinalığımız yok. Ama aynı şekilde her sene, her gün evimizi toksik malzemelerle temizleyebiliyoruz. Pürel denilen son derece gene zararlı şeyler içeren dezenfektanlarla elimizi silebiliyoruz. Bu bizde bir korku, panik faktörü yaratmıyor. Neden? Gene dediğim gibi bu tamamen aşinalık. İkincisi kontrol hissi. Mesela emniyet kemeri takmak veya aşırı hız yapmak hepimizin bildiği üzere ölümcül sonuçlara sebep olabilir.
Ve her sene binlerce, belki on binlerce insan bu yüzden ölüyor. Ama burada baktığımız zaman bir şoför emniyet kemeri takmadığında veya aşırı hız yaptığında o tehlikeyi kontrol edebildiğini, o riski kontrol edebildiğini düşünüyor. Tam tersi, bu içinde bulunduğumuz pandemikte kontrol kimsenin elinde değil. Ve bu yüzden insanlar ipler kendi ellerinde olmadığını hissettikleri için çok korkuyorlar. Ne dedik? Bu risk algısında iki temel unsur vardır. Birincisi aşinalık duygusu. Yani biz bu riske, bu krize ne kadar aşinayız? İkincisi kontrol illüzyonu. Ve COVID'e baktığımızda, COVID-19'a baktığımızda COVID-19'un hem aşinalık hem de kontrol anlamında tavan yaptığını görüyoruz. Ve işte tamamen bu sebepten dolayı halk ve dünya genelindeki toplumlar COVID'e bu şekilde tepki veriyorlar. Ve bu da biraz önce bahsettiğimiz zihinsel gürültü oranını arttıran bir unsur. Üçüncüsü güven algısı. Güven algısı çok önemli bir şey. Çünkü güven kriz iletişiminin kalbinde yatan temel unsur. Ve risk algısını da belirleyen en temel faktör. Güvenin olmadığı ortamlarda ne iletişim yapıyorsanız, hangi amacınız varsa, hangi hedefe ulaşmak istiyorsanız ulaşın. Güvenin olmadığı ortamda buna ulaşmanız mümkün değil. Çünkü insanlar sizi duymayacaklardır. İnsanlar sizi dinlemeyeceklerdir. Ve güven öyle enteresan bir şey ki, güven sizin üzerine düşündüğünüz, bilinçli bir şekilde planladığınız, programladığınız bir şey değil. Güven duygusu tamamen bilinç dışımızda cereyan ediyor. Ve beynimiz karşımızdaki insana, yani bu krizi yöneten insana veya kriz hakkında mesaj üreten insana güvenip güvenemeyeceğimizi 9 saniye kadar kısa bir sürede saptayabiliyor. Peki burada beynimiz neye odaklanıyor? Yani neye odaklanarak 9 saniyede bu kararı veriyor? Burada 4 tane unsur ön plana çıkıyor. Birincisi, krizi yöneten kişinin veya krizden sorumlu olan kişinin, bu kriz hakkında iletişim yapan birincil kişinin yeterlilik ve bilgi seviyesi nedir? Bu çok önemli. Eğer bu insan konuştuğu konu hakkında yeterli değilse veya bilgisi yeterli değilse biz bu insana daha az güven duyuyoruz. Yeterlilik ve bilgi seviyesi yüksekse güven duygumuz artıyor. İkincisi, bize bu verileri, bu bilgileri geçen insan ne kadar dürüst, ne kadar şeffaf, bize yalan söylüyor mu? Yani kriz zamanında yapılmaması gereken en önemli şeylerden biri yalan söylemek. Dürüstlük ve şeffaflık. Üçüncüsü, bu gene krizi yöneten kişi ne kadar azimli, ne kadar sorumlu, ne kadar adil, ne kadar tutarlı. Yani bana ayrı, başka bir kesime ayrı davranıyor mu? Bana verdiğini başka kesimden alıyor mu? Bunların hepsi karşımızdaki krizi yöneten kişiye olan güven duygumuzu oluşturan şey. Gördüğünüz üzere bu yaklaşık %50. İkinci %50 ilginç bir şekilde bunların tamamen alakasız. Karşımızdaki kişi beni dinliyor mu? Beni önemsiyor mu? Bana karşı empati besliyor mu? Ben ve benim gibiler için merhamet duygusuna sahip mi? Bu güven duygusunu oluşturan en temel kategori. Kısacası risk algısını düşürmek istiyorsak özellikle pandemik gibi ortamlarda korku ve aşinalığın zirve yaptığı, zihinsel gürültünün gene tepe yaptığı ortamlarda risk algısını düşürmek istiyorsak birincil olarak yapmamız gereken şey güven duygusu uyandırmak. Güven duygusu uyandırmanın birincil yolu da ben seni dinliyorum, ben seni önemsiyorum mesajı vermek. Siz kendi hedef kitlenizle yaptığınız iletişimde tek taraflı bir konuşma yaparsanız bu onlar nezdinde güven duygusu geliştirmeyecektir. Ama onlarla bir diyaloğa girerseniz bu şekilde siz onlara daha çok güven duygusu aşılayabilirsiniz. Bu risk algısını düşürebilir. Bu da biraz önce bahsettiğimiz zihinsel gürültü yani mental noise'ı düşürebilir. Ve insanlar sizin mesajlarınıza daha açık olabilir. Son olarak ne demiştik? 4 tane temel iletişim kuralı var. Dördüncü temel iletişim kuralımız bilişsel ön yargılar. Burada beynimiz sadece kriz anında değil,
normal sabah kalktığımızda, akşam yatana kadar, gün içerisinde verdiğimiz bütün kararlarda, bütün çıkarımlarda bazı öngörülebilir hatalar yapabiliyor. Ve kimi zaman bu yaptığımız hatalar rakamsal verilere, objektif bulgulara rağmen fikrimizi değiştirmemizi sağlayabiliyor, sebep olabiliyor. Ve biz bunlara psikolojide bilişsel önyargı diyoruz. Cognitive bias. Ve kriz iletişimi özelinde 6 tane bilişsel önyargının yani karar ve çıkarım hatasının ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi bunların çok hızlı bir şekilde üstünden geçeceğim. 6 tane. Birincisi olumsuzluk önyargısı. Kriz anında kötü haberler otomatik olarak olumlu haberlere göre orantısız bir şekilde daha çok dikkat çeker. Yani gazetede 2 tane haber varsa kriz ortamında biz olumsuz habere daha çok önem vereceğiz. Daha çok odaklanacağız. İkincisi ulaşılabilirlik önyargısı. Zihnimize daha kolay gelen olaylar olduğundan daha sık cereyan ettikleri illüzyonu oluştururlar. Mesela insanlar deniz düşündüklerinde bazı insanlar akıllarına köpek balığı gelir, Jaws gelir ve bu yüzden denize girmekten korkan insanlar vardır. Neden? Çünkü köpek balığı akıllarına çok kolay gelen bir kavramdır ve bu ulaşılabilirlik önyargısı yüzünden insanlar ne kadar objektif bulgu ve olgu verseniz bile denizden korkabilirler. Yani bu fobi tamamen ulaşılabilirlik önyargısı üzerine kurulur. Üçüncüsü riayet. Belirsizlik durumunda etrafımızdakilerin hareketlerini taklit ederiz ve bazı durumlarda sürü psikolojisine uyabiliriz. İnsanlar neden süpermarketlerden tuvalet kağıdı yağmaladı? Neden herkes bankadan parasını çekti? Yani bunun arkasında tamamen riayet var. Biz bir belirsizlik ortamına girdiğimiz zaman ilk olarak etrafımızdakilerin yaptığı şeyleri baz alırız. Yani mesela sokakta yürüdüğünüzü düşünün. Önünüzde 10 kişilik bir grup var. Herkes yukarı bakıyor. Siz isteseniz de istemeseniz de bu riayet önyargısı yüzünden kafanızı kaldıracak ve binanın tepesine bakacaksınız. Orada hiçbir şey olmasa bile. Dördüncüsü aşırı özgüven. Bu biraz daha sonra gerçekleşen bir önyargı. Özellikle kontrol aldanması yaşadığımız durumlarda aşırı özgüven devreye giriyor ve bana bir şey olmaz düşüncesi baskın çıkmaya başlıyor. Yani bu bilişsel önyargı biraz önce de söylediğim gibi zaman içerisinde gerçekleşiyor. Ve insanlar yavaş yavaş ya bu bana olmaz, bu benim etrafımdakilere olmaz, bu başka şehirdekilere olur, bizim şehrimize bulaşmaz şeklinde ön yargı duymaya başlarlar. İşte göreceksiniz maske zorunluluğu geldi. Kısa bir süre sonra bazı insanlar bunu takmamaya başlayacaklar. Neden? Çünkü zaman içerisinde aşırı özgüven ön yargısı devreye giriyor. Beşincisi doğrulama ön yargısı. Bir konu hakkında bir fikrimiz oluştuğunu varsayalım. Bu fikrimiz oluştuktan sonra beynimiz bir şekilde radar gibi çalışıyor ve fikrimizi doğrulayan olguları, verileri buluyor. Onları duymamızı sağlıyor. Onunla örtüşmeyenleri ise eliyor. Mesela son zamanlarda insanlar bu 5G ve COVID arasındaki bağlantı hakkında bir obsesyona girmiş durumdalar. Ve bu insanlar baktığımız zaman sadece eğer bunun doğru olduğuna inanıyorlarsa sadece bunu doğrulayan şeylere odaklanıyorlar. Bu da doğrulama önyargısı. Ve sonuncusu da belirsizlikten kaçınma önyargısı. Kriz anında insanlar neler olabileceğini değil, ne olacağını bilmek isterler. Bu yüzden istatistiklerle konuşmak, projeksiyonlar sunmak insanları korkutur. Onların daha da kabuklarına çekilmelerine sebep olur. Daha çok yapmanız gereken objektif olgular üzerinden konuşmak ve insanlara mümkün olduğunca ne olacağını söylemek. Özetlemek gerekirse bu 4 kuramı, kriz esnasında stres, kaygı ve panik, korku yaratıyor. Bu zihinsel gürültüye yol açıyor. Bu da bizim zihinsel kapasitemizin %80'ini kaybetmemize sebep olabiliyor. Kriz anında bilmemiz gereken ikinci şey, gerçek risk ve algılanan risk aynı şey değil. Aşina olmadığımız ve kontrol edemediğimizi düşündüğümüz riskler çok yüksek korku ve şok faktörü yaşıyor. Taşırlar ve bunlar da zihinsel kapasitemizin daha da azalmasına sebep oluyor.
Risk algısını düşürmek istiyorsak yapmamız gereken en temel şey karşımızdaki hedef kitleye güven duygusu aşılamak. Bunu yapmanın birinci yolu da ben seni dinliyorum, ben seni önemsiyorum mesajını sürekli karşı tarafa vermek. Ve son olarak kriz anında öngörülebilir bazı bilişsel önyargılar beynimizde devreye girerler. Bunlar arasında en önemlileri olumsuz haberlere daha çok odaklanmak, daha kolay erişebildiğimiz bilgilerin akılda kalması, sürü psikolojisine uymak ve aşırı özgüven ön plana çıkıyor. Son olarak da insanlar nelerin olabileceğini değil, ne olacağını bilmek istiyorlar. Onlara istatistik yerine mümkün mertebe veriler ve net rakamlarla konuşmak daha faydalı olabiliyor. Şimdi bu dört iletişim kuralını aklımızda tutarak iletişiminizi daha etkili kılabilecek size dört tane çok basit taktik sunacağım. Ve bu sunumun sonunda bunları not ederseniz bütün iletişiminize geri dönüp bakıp bunları birer filtre olarak kullanıp iletişiminizin etkinliğini arttırabilirsiniz. Ne demiştik? Bahsettiğimiz üzere normal iletişim taktikleri pandemik gibi kriz zamanlarında işe yaramıyor. Yani her zaman verdiğiniz mesajlar, her zaman söylediğiniz şeyler insanlar tarafından duyulmuyor. Ama bu çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Şimdi dört tane taktik size vereceğiz. Birincisi ortalama eğitim seviyesi -4. Ne demek? Kriz anında biraz önce de söylediğimiz üzere bu zihinsel gürültü, mental noise yüzünden zihinsel kapasitemiz %80 oranında düşebiliyor. Bu gibi ortamlarda mesajlarımızı çok basitleştirmemiz gerek. Ve yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki, burada kullanabileceğiniz temel kural şu. Konuştuğunuz insanın eğitim seviyesinin 4 sene daha az olduğunu varsayın. Yani bu insan eğer üniversite bitirdiyse onun lise mezunu olduğunu varsayın. Eğer bu insan lise mezunuysa onun ortaokul sona gittiğini varsayın. Ve o kapasitedeki bir çocuğun, bir bireyin anlayacağı netlikte mesajlar verin. Yani mesajlarınızı yazarken bunları o yaş grubundaki insanların anlayıp anlamadığını denetleyerek yazabilirsiniz. Mesela Türkiye'de ortalama okullaşma yaşı 6.5. Yani orta 2'ye giden bir çocuktan bahsediyoruz. Bu yüzden kriz anında eğer toplum geneline konuşacaksanız mesajlarınızın ilkokul 3'e giden bir çocuğun anlayacağı basitlikte olması lazım. Bundan daha komplike mesajlar duyulma, anlaşılma, idrak edilme ve içselleştirme konusunda sorun yaşayacak. Tabii sizin hedef kitleniz daha eğitimli insanlar. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi eğer ortalama bir hedef kitleniz üniversite mezunuysa mesajlarınızı lise son çocuğunun anlayıp anlamayacağını bakarak yazmanızda fayda var. İkinci taktiğimiz her kötü mesaj için 3 iyi mesaj. Biraz önce ne demiştik? Bu olumsuzluk ön yargısı yüzünden. Kötü haberler, olumsuz haberler daha çok dikkat çekiyorlar. Yani yan yana iki haber olduğunda biri çok iyi, biri kötü. Kötü haber ne yaparsanız yapın daha çok ilgi çekecek. Bu durumda ne yapmanız lazım? Bu durumda ortamı sulandırmanız lazım. Yani her bir kötü haber için birden çok iyi, olumlu, yapıcı mesaj vermeniz gerekiyor. Ve gene yapılan araştırmalara göre burada önerilen oran kabaca 1'e 3. Yani her bir kötü mesaj için sizin 3 tane iyi, olumlu, yapıcı mesaj vermeniz lazım. Üçüncü kuralımız 3 mesaj kuralı. Stresli ortamlarda ne dedik? Zihinsel gürültü %80'lere ulaşabiliyor. İnsanlar bizi duyamayabiliyorlar. Tabii böyle ortamlarda algılama kapasitemiz de düşüyor. Normalde belki 7 mesaj algılayabileceksek, bu durumlarda, stresli ortamlarda, kaygılı ortamlarda, korktuğumuz ortamlarda ortalama 3 mesaj algılayabiliyoruz. Ve belki de bu en fazla 3 mesaj algılayabiliyoruz şeklini değiştirebilir. Bu yüzden bir seferde 3'ten fazla mesaj vermekten kaçının. Eğer bir broşür hazırlıyorsanız 3 tane temel mesaj olsun. Dördüncüyü eleyin.
hangisi en önemliyse ona odaklanın. Veya yapabileceğiniz başka bir şey, bir mesajınız varsa bunun 3'ten fazla alt kırılımı olmamasına dikkat edin. Çünkü bir yerden sonra insanlar odaklanma sorunu yaşayacaklardır. Bu şekilde dediğinizi yeteri kadar algılayamayacaklardır. Son olarak da 9 kelime 3 saniye. Bu da enteresan bir kural. Mesajların sayısı kadar mesajların kısalığı da önemli. Yani bizim güzel bir tabirimiz vardır. Az konuş, öz konuş. Bu öz konuşmak hakkında. Uzmanlarca önerilen şey şu. Basılı mecralarda kullanacak mesajlar, özellikle başlık halinde kullanacak mesajlar 9 kelimeden fazla olmamalı. Ve görsel medyada, işitsel medyada kullanılacaksa bu mesajların her biri 3 saniyeden daha kısa olmalı. Neden? Çünkü böyle bir limitleme getirdiğinizde birincisi insanlar sizi daha çok duyacaklar, daha iyi algılayacaklar. Bu birinci ayağı. İkinci ayağı şu. Bu iletişimin bir de kurum içi yanı var. Yani siz bu mesajları kurum içine verdiğinizde insanların bu iletişimi yapan, sizin altınızda çalışan veya başka departmanlarda çalışan insanların yalpalamaması lazım. Onların da çok net bir şekilde aynı mesajı sürekli tekrarlayabilmesi lazım. Bu noktada da 9 kelime ve 3 saniye kuralı devreye giriyor. Yani bu mesaj ne kadar kısaysa sizin ekibinizde çalışan insanların o mesajı değiştirmeden, yalpalamadan tekrar edebilme olasılığı yükseliyor. Özetlemek gerekirse hedef kitlenizin ortalama eğitim seviyesini alın, bundan 4 sene çıkarın ve o kapasitede insanların anlayabileceği mesajlar yazın. İkinci olarak her kötü mesaj için 3 tane olumlu ve yapıcı mesaj yapın ki bu bir dengeleme unsuru oluştursun. Üçüncü olarak mesajlarınızı 3 başlık altında özetleyin. Dördüncüyü eleyin. Mümkünse 3'ten de az kullanabilirsiniz. Son olarak da her bir mesajın 9 kelimeden kısa ve 3 saniyeden hızlı bir şekilde okunabilecek uzunlukta olmasına dikkat edin. Bu ve buna benzer kurallar hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız webspam soydanbay.com'a gidebilirsiniz. Oradan benimle temasa geçebilirsiniz. Ben şimdi size teşekkür ediyor ve topu Çağkan Bey'e geri atıyorum. Soydan Bey, Günter Bey sizi bırakmayalım. Çok güzel bir sunum. Çok teşekkür ederiz. Çünkü sorular var. Tabii. Bunları hemen bir cevap verelim isterseniz. Öncelikle risk algısını algılanan riskten gerçek riske doğru yönetmek ve iletişim ve iletişmek anlamında turizm sektörü neler yapmalı diye bir soru gelmiş. Evet. Yani ilk olarak şu anda yapılabilecek en temel şey mevcut durumu kabul etmek. Ve bunu olduğu gibi karşı tarafa iletmek. Mesela Kanada'da British Columbia eyaleti vardır. Kanada'nın en çok turist çeken eyaletlerinden biri. Şu anda bangır bangır kampanya yapıyorlar. Come see British Columbia later diye. Yani burada ne demiştik? Bu kriz ortamında en önemli şey, algıyı düşürebilmenin en önemli şeyi, ben seni dinliyorum, ben seni anlıyorum ve şeffafım. Şu anda kimse konaklama sektörüne yani şu anda kimse turizm açısından bunu bir öncelik haline getirmiyor. Ve bunu anladığınızı, bunu algıladığınızı, buna saygı duyduğunuzu, karşı tarafı duyduğunuzu ileten mesajlar vermek ve şu anda evinde kal Türkiye'm veya şu anda evinde kal. Bize zaman geri gelecek, zamanı geldiğinde bizimle tekrar buluşacaksın tarzı mesajlar vermek şu anda bence yapabileceğiniz en olumlu şey. Bir soru daha var. Güven algısını yaratmak için %50 empati, dinleme etkili diyorsak bu durumda müşterilerimizle, paydaşlarımızla sürekli iletişimde mi olmak lazım diye bir soru gelmiş. Evet, şimdi burada önemli olan şeylerden biri de şu, orada altını çizmiştim. Bu durumda yapmamanız gereken iki şey var. Birincisi sessiz kalmak. Sessiz kalmak insanların sizin hakkınızda spekülasyonlar yaratmasına sebep olabiliyor. Bu birincisi.
Yani bir kriz ortamı varsa ve bu krizden sorumlu insan, yani sizin firmanız özelinde bu bir CEO olabilir, pazarlama müdürü olabilir veya başka bir müdür, otel müdürü olabilir. Bu insan ortalıktan tamamen yok olursa, ne bileyim ayda yılda bir kere ortaya çıkarsa bu spekülasyonlara sebep olabilir. İnsanlar bu durumda neler olduğunu merak ediyor olabilirler. Kendi dedikodularını, kendi düşüncelerini ortaya salabilirler. Bu birinci ayak. İkinci ayak şu, yani sessiz kalmayın. İkinci ayak da şu, tek taraflı bombardıman yaparsanız karşı taraf ne sizi duyacaktır ne size güvenecektir. Burada mühim olan bir diyalog kurmak. Ve diyalog da bildiğiniz üzere yani bir taraf karşı tarafı domine ederse sorun yaşatır. Yani sizin müşterilerinizle siz ilk topu atabilirsiniz, ilk iletişim kurabilirsiniz ama onlardan gelecek tepkilere dikkat etmeniz lazım. Eğer onlar şu anda sizinle konuşmak istemiyorlarsa bir adım geri atabilirsiniz. Onların sizin hakkınızda soruları varsa o zaman onlara ben seni duydum ve bildiğim kadarıyla bilgiler şu şekilde deyip o diyaloğu sürdürebilirsiniz. Ama bu devamlı iletişim yapmak veya hiç iletişim yapmamak anlamına gelmiyor. Teşekkür ederiz. Şimdi bundan sonraki sorular için çünkü zamanımız çok şu anda kısıtlandı maalesef. Günter Bey'e doğrudan ulaşabileceğiniz iletişim adresleri zaten web sitesinde de var. Biz şimdi bir de chat'e mail adresini yazalım isterseniz. Doğrudan da kendisine ulaşabilirsiniz. Öncelikle şöyle Günter Bey, sizi isterseniz kapatabiliriz ekranınız ve sunumunuzu. Çok teşekkür ederiz tekrar güzel sunumunuz için. Gerçekten çok faydalı oldu. Şimdi biz ilk öncelikle sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz için şu anda chat grubuna vanistanbul.net'in LinkedIn, Twitter hesabı ve web sitesinin linklerini şu anda chat'e yazıyoruz. Aynı zamanda bir anket sorumuz olacak tekrar bu sunumun ardından. Bu anket sorusunu cevapladıktan sonra ben bundan sonraki sunum için, daha doğrusu sohbet için Ferda Bey, Ferda Ketmeloğlu ve Doktor Cem Kınay'a mikrofonu bırakıyor olacağım. Onlar hem turizm sektörünün hem konaklama sektörünün geleceği konusunda çok güzel bir sohbet gerçekleştirecekler. Herkese tekrar teşekkür ederiz. En son aşamada tekrar görüşmek üzere. Evet, Cem abi, merhabalar. Herkese merhabalar. Merhabalar, iyi günler Ferda. Bugün hep birlikte bu konuları konuşuyoruz. Elbette çok zor dönemlerden geçiyoruz. Tüm dünya öngörülemez ve eşi görülmemiş günler yaşıyor aslında. Ve en çok etkilenen elbette seyahat sektörü. Yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz tüm dünyada. Yani durmayı bırakalım, yavaşlaması dahi tüm dünya dengeleri sarsabilecek bir olgu. Bu nedenle şu anda en öncelikli olan konular olan sağlık, gıda, lojistik gibi konular bir kenara bırakıldıktan, aşıldıktan sonra ben şahsen seyahat sektörünün çok hızlı, çok öncelikli olarak dünyanın gündemine geleceğini düşünüyorum. Biz Türkler olarak her ne kadar kriz durumlarına alışık olsak da bu boyutta ve bu hızla gelişen bir pandemi bizim bile dengelerimizi sonsuz şaşırttı, şaştırdı. Ve çevik stratejiler, taktikler geliştirmemizi çok zorlaştırdı diye düşünüyorum. Bu nedenle bu sohbetin, sağ olsun Cem Bey'in de varlığı çok değerli, üç kısa bölümden oluşmasını düşündüm. Öncelikle birinci konu olarak krizin konaklama sektörüne potansiyel etkileri neler olabilir? İkinci bölümde biraz daha dünyadaki gelişmeler, turizm gelişmeleri, riskler ve stratejiler. Üçüncü olarak da Türkiye ve özellikle de tabii İstanbul turizminin bu krizden en az hasarla
çıkması yönünde nasıl stratejiler geliştirilmesi lazım. Ayrıca bu konularda tüm katılımcılarımızla dünyada şu anda en çok tartışılan temel önerileri de değerlendireceğimiz iki anket paylaşıyor olacağız. Bunun amacı da oturum içinde bu sonuçları toplayarak bu etkinlikten tüm ekosisteme faydalı çıktılar üretebilmek. Sözü çok uzatmadan sahneye, aslında ekrana demek lazım artık herhalde. Hepimizin tanıdığı turizm ve konaklama sektörünün duayenlerinden fütürist Cem Kınay'ı davet ediyorum. Cem abi, seni tanıtmaya gerek yok tabii ama gene de kısa bir giriş yaparsan. Ve başlarken de aslında uzun çalışma hayatım boyunca özellikle konaklama sektörü olarak içinden geçtiğimiz kadar olmasa bile benzer krizlerdeki tecrübelerini bize aktarırsan çok seviniriz. Ferda, çok teşekkür ederim. Hepinizi tebrik ediyorum böyle bir organizasyon yaptığınız için. Çünkü turizmde demin Günter'in de söylediği üzere bizim hayatımızda iletişim çok önemli. İletişim önemli olduğu için bu platformlara çok önem veriyorum ben. Dolayısıyla hemen çağırdığında da evet dedim. Beni de ilk çağırdığınız için çok çok mutlu oldum. Çünkü mümkün olduğu kadar tecrübelerimi, düşüncelerimi turizm piyasasıyla paylaşmak istiyorum. Çünkü 30 senedir turizmden ekmeğimi yiyorum. Turizmde binlerce insan çalıştı. Biliyorsunuz ben 87 yılında Guleti kurdum. Bayağı bir sene olmuş. Ve Avusturya'dan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye misafir getirme amaçlı bir tur operatörüydü. Arkasından 1990 yılında Magic Light son 30 senenin bence en büyük devrimini yaptı. İşte her şey dahil sistemini başlattı. Arkasından hem Türkiye'de 3-5 sene sonra hem diğer ülkelerde all inclusive, her şey dahil ciddi bir bütün turizm hareketlerini değiştiren, misafirin seyahat tercihlerini değiştiren, işletme sistemlerini değiştiren bölgelerde, örnek veriyorum Antalya'da, bütün Antalya bugün her şey dahili en iyi yapan destinasyonlardan biri oldu. Bütün sistemler değişti. Yani radikal değişimler oldu. Bunlarda da bir payım oldu. Seneler boyunca da evet krizler yaşadık. Bu krizlerin çoğu tamamen Türkiye odaklıydı. Yahut da bölgesel ama genellikle Türkiye odaklıydı. Ve Türkiye olarak bu krizleri kendi başımıza çözmeye çalıştık. Ve çok enteresan şekilde bütün bu krizlerden güçlü olarak çıktık. Yani tarih şunu gösterdi ki biz krizlere bir reaksiyon gösterebiliyoruz. Bunları iyi yönetebiliyoruz. Ve arkasından da yeni dünyaya çabuk adapte olabiliyoruz. Bunları rakamsal olarak arkadaşlar baktığında geçmişe doğru görecekler. Şimdi ama bu sefer bütün dünyayı ilgilendiren bir krizle ve alışılagelmemiş ekonomistlerin dünya ekonomik kriziyle 1929 yılındaki ekonomik krizle en geç işte 2008'deki krizle ciddi şekilde kıyasladıkları bir krizi yaşıyoruz. Ve ilk defa dünya tarihinde ilk defa savaşlar da dahil olmak üzere şu anda dünyada bulunan 20 bin tane uçağın bini falan uçuyor. Bu da kargoyu yapıyor. Neredeyse durmuş vaziyette. Bütün havaalanları şu anda, dünyanın bütün havaalanlarında uçaklar park edilmiş vaziyette. Böyle bir durumla dünya karşılaşmadı. Otellerin %70'i, 80'i bütün dünyada kapalı. 7-8 milyar nüfusun da dünyadaki 6 milyarı evde oturuyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Günter çok güzel anlattı. Bence Günter'in anlattıklarını hem de rakamsal 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Onun karşısına bunun çözümlerini ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini çok güzel anlattı. Yani otelci için de geçerli, ülkeler için de geçerli, şahıslar için de geçerli. Biliyorsun ben her akşam Insta Live'da çıkıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, buna da turizm camiası katılıyor. Diyorum ki arkadaşlar, bir, biz pozitif olmaya devam etmek durumundayız. Bu bizim işimiz. Bizim sektörümüz insanları mutlu etmek üzerine kuruldu. Dolayısıyla buna devam edelim. Bak şimdi Günter dedi ki
bir negatif bilgiye karşılık 3 tane pozitif haber lazım. Kim üretecek bunları? Bunları turizm camiası üretecek. Bunları destinasyonlar üretecek. Bunları otelciler üretecek. Ama nasıl üretecek? Yine Günter ne dedi? Şeffaf üretecek. Dürüst olacak. Şimdi dinlerken Günter'i bizim sevgili Mehmet Ersoy, Turizm Bakanı aklıma geldi. Demek ki gerçekten bizim Turizm Bakanı bir lider olarak, turizmin lideri olarak Türkiye'de işi düzgün yapıyor. Ne yapıyor? Doğru bir iletişim kurmuş vaziyette. Sık sık olmasa da aralıklarla bilgilendiriyor. Sektörle bir araya geliyor. Sektörle nasıl şey yaparız, ileri doğru çözümler üretiriz ona bakıyor. Dönelim senin konuna. Şimdi her ne kadar son günlerde öncelikle konaklama ve acentalar konuşuluyor da olsa, bugün de konumuz konaklama da olsa, Türkiye için kilit nokta airline. Yani biz bir uçak destinasyonuyuz. Bizim ülkemize dışarıdan insanlar arabayla veya trenle gelemiyor. Otobüste gelemiyor. Bizim yurt dışından misafirlerimiz uçakla geliyor. Yurt içinde de arabayla otobüste gidebiliyor ama son senelerde yine aşağı yukarı %50'si misafirlerimizin uçak kullanıyor. Yani uçakların parklarda olması, havaalanlarında olması bizim için en büyük sıkıntı. Uçak sektörünün bu krizden nasıl çıkacağı da bizim için kilit. İşte Amerika'da 50 milyar dolar sadece uçak şirketlerine hibe ve kredi veriliyor. Türkiye'de de Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express, Corendon, Onur ve diğerleri ne? Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Çünkü bizim Türk bayraklı uçak şirketlerimiz koronavirüsten sonra ne kadar hızla geri dönüş olursa olsun ki ben geri dönüşün diğer ülkelere nazaran yani rakip ülkelere nazaran daha hızlı olacağını düşünüyorum. Burada da Türk insanına güveniyorum. Geçmişteki krizdeki tecrübemizin, deneyimlerimizin bize fayda edeceğini ve dolayısıyla hareketler başladığında bu hareket Haziran mı olur, Temmuz mu olur, Ağustos mu olur? Bunu ancak şu anda falcılar bilebiliyor. Yani hepimiz bir tahminleme yapabiliyoruz. İşte Mehmet Ersoy dedi ki inşallah Mayıs sonunda falan dedi. Türk pazarı başlar dedi. Arkasından da Asya ve Avrupa ülkeleri arka arkaya gelir dedi. Bunlar tahminlemeler. Bunları göreceğiz. Ama biz sektör olarak yarın geleceklermiş gibi bir taraftan da hazırlanmak durumundayız. Tam o noktada dünyadaki turizmde makro trendlerin değişimi anlamında fikirlerini de sormak isterim. Yani şimdi, bu çok majör bir travma çünkü. Evet, ama şimdi, iki ay olsun ama iki, altı ay olsun. Şimdi son dönemde yani bu krizden önce zaten dünyada oluşan bazı trendler vardı. Örnek doğa, doğallık en önemli trendlerden. Şimdi doğa ve doğallık post korona daha önem kazanacak. Yani doğaya saygılı olan, doğaya önem veren ülkeler daha tercih edilecek. 3. Sağlık. Yani sağlık konusu en önemli konulardan birisiydi. Şimdi sağlık konusu 1 numara. Yani evet. Hepimiz koronavirüs eksperti olduk. Hepimiz, yani bütün dünya böyle, sırf Türkiye'ye özgü. Hepimiz yoğun bakım eksperti olduk. Dolayısıyla bu travma bizim uzun müddet kafamızda. Hijyen konusu 1 numaralı konu. Dolayısıyla ister uçak şirketleri olsun, ister oteller olsun, bu trendi, bu trend iyice trend olmaktan çıkıp mega trend haline gelecek ve geldi. Dolayısıyla post koronada bu da dijitalleşme. Bugün gördük ki dijitalleşme trendken şu anda dijitalsiz hayat imkanı yok. Yani şu anda kaç kişi katılıyor bilmiyorum ama dijital imkanlar var diye şu anda tartışabiliyoruz. Eğer bunlar olmasaydı ne olacaktı? Haftalar boyu birbirimizden haberimiz olmayacaktı. Bugün her şey burada cep telefonunda. Cep telefonunu sadece telefon etmek için değil,
kendi markalaşmamız, ülkenin markalaşması, otelin markalaşması için zaten kullanıyorduk. Dijitalleşme, eksik kalan bu dijital dönüşüm muhakkak bu korona sürecinde konaklama sektörünün halletmesi gereken konu. Çünkü biz şimdi dijital dönüşümden ne öngörüyorduk? İşte doğru bir webin olacak. Efendim mesela Booking Engine'in çalışacak. Channel Manager'ın çalışacak. Sosyal medya hesapların olacak derken ya şimdi mesela konaklamada en büyük sıkıntımız veriler yok. Misafirlerin dataları yok. Yani misafirlerimize geçmiş olsun diyemiyoruz şu anda. Yani diyelim ki 10 keredir İstanbul'da bizim otelimize gelmiş. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya kardeşim biz yapıyoruz bunu. Ben geneli konuşuyorum. Muhakkak istisnalar kaideyi bozmaz. Bu veri toplama işi yarın öbür gün bambaşka iletişim kurmamızda bize en faydalı şey. Guest experience app'ler. Şu anda bir guest experience app'lerimiz olsaydı otellerde ne yapacaktık? Misafirlerle iletişim kurmaya devam edecek. Evet, şimdi bunları tartışırken yarın öbür gün augmented reality, efendime söyleyeyim artificial intelligence, yapay zeka, blockchain, robot, bunların post koronadan sonra bunlar iyice hızlanacak. Yani bu dijital dönüşüme ayak uydurmak şart olacak. Dolayısıyla ben mesela Insta Life'da da bunu söylüyorum. Şimdi burada da söylüyorum. Burada dijital dönüşümü eksik olan arkadaşların bu şu anda tamamen buna fokus olması lazım. Çünkü bu sıfırdan başlayacak ya, durdu dedik ya dünya. Evet. Sıfırdan başladığı zaman işte Günter'in dediği gibi Türkiye'de hikaye çok. Yeni hikayeler üretmemiz lazım. Diyor ki normal iletişimle olmuyor bu iş diyor. Yani airline gibi, sağlık gibi iletişim de en önemli silahımız. Burada da yeni hikayelere ihtiyacımız var. Tabii normal hikayelerimiz... Yani, güzel soru var buna bağlı. Onu da sorayım dünyayı konuşurken. Sor Ferdan. Bu olayı bir daha yaşarsak her defasında koca dünya topyekun eve mi hapsolacak? Yani, olabilir. Bu aslında seyahat yani, trendleriyle ilişkisini kurarsak bunun. Şimdi bizim artık dünyayı maalesef o kadar zedeliyoruz ki, o kadar tahrip ediyoruz ki, işte doğaya olan saygımızı o kadar kaybetmiş vaziyetteyiz ki, işte bugün virüs olacak, yarın iklim değişikliklerinin sonuçları olacak. Acayip bir konu. Tabii olacak. Dolayısıyla bu krizler büyük bir ihtimalle aralıklarla olacak. Biz de buna bu şeyden sonra, yani sadece biz koronavirüsünü alt etmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm içindeyiz şu anda. Bu dönüşümü becerebilirsek ayakta kalacağız. Beceremezsek daha da fakirleşeceğiz. Çünkü bunun ekonomiye zararları olacak. Biz de turizm olarak bu yavaşlamadan etkileneceğiz. Ancak işte bu doğallık, dijitalleşme, tasarım, sağlık gibi konular bütün yaptığımız ürünlerin içinde olması gerekecek. Evet. Bir başka nokta da tabii son dönemde gelişen bir trend, hızla yakın destinasyonların, iç turizmin yakın destinasyonların öne çıkabileceği. Yani hem güvenlik anlamında, hem ulaşılabilme anlamında, hem dil ve iletişim anlamında. Bu konuda ne düşünüyorsun? Koronadan önce de mikroturizm diye bir şey oluşuyordu. Özellikle yeni neslin tercihi. Yani yeni nesille kastımız ne? Bu Z nesili. Yani şu anda 25 yaşına gelenlerin, 20 ile 25 arasına gelenlerin tercihleri. Şimdi bunlar daha başka tipler. Bunlar mesela dijital nomad bunlar zaten. Yani 2030'da 1 milyar dijital nomad göçmen olacak derken büyük bir ihtimalle bu post koronadan sonra dijital nomad sayısı daha erken artacak. Bu Z nesil daha sık, daha yakın yere gidecek. Yani mesela mikroturizmle kasıt ne? 2-3 günlük tatil yapacak. 2-3 gün İstanbul'a gelecek. 2-3 gün Paris'e gidecek. 2-3 gün Antalya'ya gidecek. Yani 3-4 kere gidecek. Bu aslında şehir turizminin de potansiyelini bir yerde artırmayı
sağlayabilir. Şehir turizmi de olabilir, resort area da olabilir. Fark etmez. Yani biraz deneyim turizmi şeklinde. Deneyim biliyorsun. Unuttuk demin. Deneyim en önemli trendlerden birisi. Evet. Deneyim bizim ülkemiz için de ileri dönük olarak büyük bir ihtimalle en büyük silahımız. Şimdi mesela diyor ya Günter, normal iletişimleri kullanmayın. Yani şimdi post-koronadan sonra biz hala deniz, kum, güneş diye iletişim kurarsak eksik kalacağız. Bunun üstüne bizim işte antik şehirleri getirmemiz lazım. Kültürü, müziği, gastronomiyi getirmemiz lazım. Yani yeni hikayelerle deniz, kum, güneşi tamamlamamız lazım. Örnek bu sene 2020 yılı Patara yılı ilan edildi. Antalya'da ve Muğla'daki olan oteller muhakkak antik şehirleri, Antalya 60-65 tane antik şehir var. Patara yılı ama Patara, Mira, buralarda, buranın Anadolu'da hikaye dolu. Yani dolayısıyla benim anladığım Günter'den aman diyor, aynı şeylerde iletişime devam ederseniz karşınızda diyor sizi dinleyecek adam kalmayacak diyor. Yok diyor. Bizim böyle bir avantajımız var. Bu noktada aslında biraz Türkiye ve İstanbul'a biraz daha odaklanırsak. Aslında evet. Bunu da söylemek lazım. Tüm turizm sektörü ama özellikle otelcilerimizin bu süreçte içten fedakarlıkları çok ciddi bir övgüyü hak ediyor. Hepimiz adına teşekkür etmiş olalım. Ya, turizm emekçileri Türkiye'de ciddi birer kahramandır. 30 senede Türk turizminin sıfıra yakın noktalardan buralara gelmesinin altında bu kahramanlar yatar. Doğru. Dolayısıyla benim bu kadar optimist, pozitif olmamın sebebi de bu insanlara, bu insan gücüne güvenimden kaynaklanıyor. Ama tabii ve Anadolu ve Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran kültürü, coğrafyasının, gastronomisinin birçok zenginliğinin olmasından kaynaklanıyor. Ama aynı noktadan bakarsak bir taraftan da şu durum, özel bir durum ve ciddi bir liderlik, ciddi bir koordinasyon ihtiyacı duyuyor. Yani bir destinasyonu tanıtacağız, bir destinasyonla birlikte kendimizi tanıtacağız. Bu anlamda hangi kısa, orta vade stratejilerle hareket etmek gerekir? Bu ekosistemi nasıl bir araya getirmek, neler söylemek? Yakın zamanda kurulan bir turizm tanıtım ve geliştirme ajansımız var. Onların bu işe dahilini nasıl kurgulamak? Dolayısıyla sektör olarak taleplerimizi derli toplu nasıl yönetebilmek? Çünkü çok az vakit var ve çok çevik davranmak zorundayız. Onda haklısın. Şimdi aslında bu da bir trendti. Bugün daha iyi ortaya çıktı. Bu geleceğin liderleri etrafında kendi topluluğunu yaratabilenlerdir. Bu otel için de geçerli, ülke için de geçerli, acenta için de geçerli ve liderlik yüzme gibi, yüzme üzerine bir sürü kitap okumakla olmuyor. Öğrenmek için suya girmemiz şart. Biz zaten hep suya girdik ama bu seferki girdiğimiz su çok soğuk ve virüs denilen bir tehlike var. Ama liderler zaten bugünlerde belli oluyor. Evet. Toplum refleks, toplu refleks göstermek durumundayız. Şu anda bölgeler değil, turizmle ilgili her sektör, her katman önemli. Ve buradan kısa, orta ve uzun mesafede ne tip stratejiler çıkacaksa bunlara uygulamamız lazım. Bir kere insana sahip çıkalım. Yani mümkün olan otel işletmeleri yanında çalışan elemanları işten çıkartmasın, tutsun. Çünkü 2-3 ay, 4 ay, 6 ay ne zaman sonra turizm geri dönecekse yine bu insanlarla hizmet vermek durumundayız. TGA kuruldu. TGA, bizim Mehmet Ersoy, Turizm Bakanı bir şans Türkiye için. Niye şans? Bir, bakan, yani bir devlet adamı. İki, ama otelcilikten anlayan, tur operatörlüğünden anlayan, turizmi bilen bir bakan. Şimdi biz eskiden olsa ne yapıyorduk biliyor musunuz? Bir kere bakanlara derdimizi anlatmamız 2-3 ay sürüyor. Yahut 6 ay sürüyor. Şimdi bu işleri bilen ve hazırlıklarını yapan bir lider var. İki,
Allah'tan bu TGA kuruldu. TGA 20 senelik bir rüyaydı Türkiye'de. 2000 yıllarının başında muhabbetleri başlandı. Şimdi kuruldu. TGA yani Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Şimdi bunun, ben de biliyorsunuz bunun kurucu yönetim kurulundaydım. Biz zaten bunlara hazırladık TGA'yı. Yani insanlar alındı, çalışan arkadaşlar, bütçeler hazırlandı, stratejiler hazırlandı. Şimdi Allah'tan TGA var ki bu post-koronada bizi diğer ülkelerle ayıran en önemli şey olacak, mekanizma olacak. Çünkü TGA inşallah doğru iletişim stratejileriyle ve lakin başladılar. Mesela British Columbia için Günter örnek verdi. Aslında ilk başlayanlardan birisi Türkiye. Türkiye çok güzel videolar yaptı. Dedi ki işte Ayasofya'yı gösteriyor. Güzel bizim eski yerleri gösteriyor. Diyor ki 1700 yıldır buradayım. Ben hala beklerim. Sen şimdi evinde otur. Yarın gelirsin. Yani her otelcinin, her acentanın bu Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı videoları bütün dünyayla paylaşması gerekir. Orada bir soru mu olacak? Şimdi tabii sonuç itibariyle turist aslında Türkiye'ye değil, destinasyona geliyor. Yani İstanbul'a geliyor, Antalya'ya, Marmaris'e, Bodrum'a. Bu anlamda doğal olarak her destinasyonunda kendi dinamikleri var ve yereldeki ihtiyaçlar. Şu anda o önemli değil. Şöyle önemli değil. Şu anda normal zamanlarda o ayrım önemli. Şu anda adamın Bodrum'a da gelebilir, Antalya'ya da gelebilir, İstanbul'a da gelebilir. Yani Türkiye konusu önemli. Toplam bizim dürüst, şeffaf bir iletişim kurmamız lazım. Yeni hikayelerle bunu tamamlamamız lazım. Milletin kafasındaki sağlık ve hijyen konusu bir numaralı konu olduğu için bu konuda demeliyiz ki biz gel İstanbul'a işte Allah korusun başına sağlıkla ilgili bir sıkıntı gelirse bizim hastanelerimiz var. Evet. Efendim Antalya'da ben olsam ki bunu bir iki gün içerisinde sunacağım. Ben Expo var biliyorsun Antalya'da duruyor. Ben Expo'nun bir bölümünü acilen Antalya'nın en önemli hastanelerden birisini yaparım. Ve derim ki Avrupalı turistlere kardeşim sen buraya gel Antalya'ya gel burada tatilini yap. Bir sıkıntın olursa en güzel hastaneler bizde. Evet. Çünkü bak diğer ülkelerle kıyasladığında göründü ki mesela İtalya ile kıyasladığında ne görüldü? Biz sağlık konusunda şimdilik daha iyiyiz. Demek ki eğer böyleyse mesela bunu kullanalım. Bir konuyu daha söyleyeceğim Ferda unutmadan. Evet. Dün akşam soruldu. Muhakkak o tip arkadaşlar da katılmıştır. Mesela rehber. Rehberler son dönemde bir şeydiler, yani daha bir geri planda kalmışlardı. Rehberlere post korona çok daha fazla iş düşüyor. Çünkü onların Anadolu bilgisi, Türkiye bilgisi çok daha fazla ve her zaman misafir otelle olan ilişkisinde, uçak şirketiyle olan ilişkisinde, acentayla olan ilişkisinde en çok güven duyduğu arkadaşlardan birisi rehber. Ben diyorum ki şimdi rehberlere daha fazla iş düşüyor. İşte gene Günter'in söylediği gibi o güven duygusu iletişimde kurulacak ama buraya geldiğinde de adam burada rehberlerimiz ve otelde çalışan arkadaşlarımızın önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Orta mesafede işte son günlerde ağzı olan konuşuyor. Diyor ki her şey dahil kalkacak bilmem ne yapacak falan filan. Böyle radikal değişiklikler kısa sürede olması mümkün değil. Ha, hijyen standartları güncelleşecek. Efendim açık büfe revize olacak. Daha biraz değişik olacak. Anladın mı? Ama yani şimdi biz her şey dahil otelleri mi kapatalım bir anda? Tabii çok enteresan yani, konular konuşuluyor. Yani örneğin dijital sağlık kartları veya biyolojik pasaportlardan yeterli sağlık kaynaklarının olduğunun biraz önce senin Antalya örneğinde verdiğin gibi tanıtılması, iletişim. Sigorta ve hastane konusu muhakkak iletişimimizin içine girmeli. Yani insanlara değinmeli ki siz gelin Türkiye'ye. Burada bizim denizlerimiz temiz. Doğaya biz saygılıyız. Doğaya saygılı olmayanlara ceza veriyoruz.
gelin bize. Bir de bizim hastanelerimiz iyi, doktorlarımız iyi. Antalya bölgesinde yabancı dil konuşan, Rusça konuşan, Almanca konuşan, İngilizce konuşan doktorlarımız var. Gelin bize, şu da hastanelerimiz var diyebilmek bence yeni iletişimimizde muhakkak olması gereken. Çünkü insanların işte bu güvene sahip olması lazım. Şimdi adam bu İtalya haberlerini gördükten sonra İtalya'ya mı gelir, bize mi gelir? Çok güzel bir soru geldi, onu da iletmek istiyorum. Sigortalar sanırım COVID-19 rahatsızlıklarını kapsamayacak. Orçun Bey sormuş. Bilmiyorum. Bu durumda misafir... Onu bilmiyoruz işte, diyoruz ki... Şöyle, soruyu tamamlayayım. Bu durumda misafirlerin tedavi masrafları için bölge sivil birlikleri ya da vakıfları aracılığı ile bir fon yaratılması fark yaratır mı? Ya da biraz önce verdiğin örnekte Belgia'nın bu konuda bir güvence olarak ortaya çıkabilir mi? Bu TGA'nın konusu değil, ancak bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlıkların konusu. Özellikle de Maliye Bakanı'nın konusu. Fakat böyle bir güvence biz verebilirsek, çünkü şöyle bir durum var. Yani baktığınızda 100 kişide yakalananlar şu anda bile ne kadar yüksekken belli. Demek ki bu yavaşlayınca oran daha da düşecek. Şöyle bir riske girip, kardeşim gel sen burada şuna da yakalanırsan biz senin tedavini de karşılayacağız demek bizi rekabette muhteşem şekilde ön plana atar. Çok kesin. Gözlemliyorum Arzan. Yani hakikaten çok güzel. Senden şu anda iki güzel proje duyduk. Rehberler, Antalya, işte sorularla gelen güzel projeler var. Aslında bende daha çok şey var. Beni takip etmeye devam edin. Ben düşünen bir adamım. Turizmi seven bir insanım. Bu süreçte geliştirdiği bir takım fikirler, projeler var. Ama bunları bir ortak platformda seslendirmek lazım. Dolayısıyla kesin. Ben bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlara da hem teşekkür ederim, hem de belki bir sonraki organizasyonda böyle gelen farklı fikirleri, projeleri birer dakika, beşer dakika tartışabileceğimiz bir ortam yaratırsak bunun çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu giriş, bu bir tanımak, bir alışmak şeyi. Evet. Ama bu tip platformlarla, onu da söyleyeceğim. Mesela keşke Türkiye'nin şu anda bir destinasyon marketing platformu olsaydı. Evet. Bak şu anda platformlar kral. İşte ne yaptık? Eve geldik, Netflix seyrediyoruz. Doğru mu? Değil mi? Şunu seyrediyoruz. Yani platform olmaması şu anda, bir marketing platformumuzun olmaması, destinasyon platformumuz olmaması bir eksiklik. Eğer onu da önümüzdeki aylarda yapabilirsek çok iyi olur. Çünkü İletişim o platformların savaşında. Bak ben Amerika'dan gelirken Netflix eve CD, DVD gönderiyordu. O Netflix şu anda dünyanın en önemli entertainment platformu oldu. İzninle burada biraz yavaşlayalım ve keselim aslında. Çünkü vaktimizi bayağı geçtik ama evet. Bu vesileyle hem sana hem sevgili Günter'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok keyifli bir session oldu. Bu arada arkadaşlar, anket sonuçlarımıza bakma imkanımız var mı? Onu bir belki gündeme getirebiliriz. Evet, ilk sorumuz neymiş? Kısa vadede sektöre tekrar hız kazandırabileceğini düşündüğünüz en uygun strateji hangisidir? Seyahat iade politikaları bu çok ilgi görmemiş. İç turizme özel paketler, yaklaşımlar %33. Her turizm destinasyonu için geçici çevik çalışma ve koordinasyon grupları %22. Gerçek ve güvenilir içeriklerle bütünleşip entegre küresel ekosistem iletişimi. En yüksek bu almış. Bu da aslında en baştan beri gerek Günter'in gerek senin ifade ettiğin platformu. Üçü de yapılması gerekir. Evet. İkinci sorumuz, orta vadede İstanbul'un ve Türkiye'nin turizminde rekabet avantajı ne yaratabilir? Burada liderden başlayalım. Test aşı gibi bilgileri taşıyan kişilere dijital sağlık kartları.
biyolojik pasaportlar ve mobil uygulamalar geliştirmesi. Mobil uygulamaların tabii hijyendeki önemi çok bir taraftan da güçlü. İkinci sırada destinasyon bazında daha önce gelmiş turistlere sadakat tavsiye, yani repeat referral promosyonları yapılması orta vade için. Üçüncü sırada turizm destinasyonlarındaki sağlık kaynaklarının geliştirilmesi, biraz senin Antalya örneğinde verdiğin gibi bir yaklaşım. Son olarak bir numaralı, bence bir numaralı konu. Sen buna oy verdin mi abi? biz veremedik. Ben bazılarına verdim ama hepsine vermedim o. Yani ama şu çıkıyor ortaya, bak ortak akıl çıkıyor şurada. Evet evet. Yani ya aşağı yukarı. Bu bir iş fikir. Son olarak yani, yeni koşullara uygun bütünleşik seyahat sigortası uygulaması gibi bir strateji. O mesela az geldi bana. O da daha biraz yüksek olabilirdi ama olabilir. Zaten biz gene bir paylaşalım. Evet. Yani gittikçe gelişen bir sistem ve platform olsun zaten bu da. Ama ben, ortak akıl çıktı yani. Bir %30, %30, %30, %20 onların evet. Hepsinin önemli evet. Derecesi aynı. Strateji zaten tek olmuyor. 2-3 şeyin birleşmesinden oluşuyor. Bence arkadaşlar doğru bir... Nice stratejiler vardır, nice projeler vardır buraya girebilecek. Onları da paylaşmak ümidiyle. Diyelim de burada sözü tekrar teşekkürlerimizle arkadaşlara Çarkan sana bırakalım dilersen. Merhaba. Tekrar teşekkürler canım. Çok çok teşekkürler ederiz. Ferda Bey bayağı bir soru vardı ama bunları artık sonrasında... Ya benim de datalarımı verirseniz bana sorabilirler ya, direkt de sorabilirler. E-mailim var, web sayfam var, her şey var. Onları geçerseniz orada da cevaplarım yani. Tamamdır. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz güzel sohbetiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. En başta yaptığımız anketlerin de cevaplarını şu anda yayınlayalım. Bu arada bu yaptığımız tüm anketlerin size en sonunda zaten bir mailing vasıtasıyla hem yaptığımız sunumları hem de orada anketleri paylaşıyor oluruz mutlaka. Uzaktan çalışma araçlarına hakimiyetiniz konusunda çok iyi ve ortalama denmiş, hiç yok denmemiş. Çok iyi %55 olarak gözüküyor. Bu kadardı. Tamamdır. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Güzel de bir katılım oldu. Özür dilerim. İkinci anketimiz de vardı. Kurumunuzun veya şirketinizin toparlanma sürecine girmesinin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz sorusunu sormuştuk. İyimser bir tablo var burada. 6 ay denmiş %51 ile. 12 ay %30 ve 18 ay %19. Başka etkinliklerde genelde 1 sene ve 18 ay bandında çıkıyordu bu. Biz ülke olarak daha iyimseriz. Çok iyi. Güzel bir sonuç açıkçası. Çok teşekkür ederiz herkese. Gerçekten herkes çok da fazla soru sordu, çok da fazla etkileşim de oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Biz daha sonraki etkinliklerde daha etkileşim yaratacak olan bu arada farklı farklı denemeleri de ortaya koyacağız. Katılım çok önemli. Bunları farklı konferans metodlarıyla destekleyip sadece bir kişinin gelip sunum yapmadığı aynı zamanda seyircinin de katılımcının da doğrudan işte bütün o katılımını gösterebildiği güzel formatlar üzerine şu an çalışıyoruz. Etkinliklerimiz yine böyle sektörel bazla aynı zamanda genel olarak turizmi kapsayan, uzaktan çalışma metotlarını da kapsayan, farklı farklı konuları kapsayacak şekilde devam edecek. Lütfen bizim hem sosyal medya hesaplarından hem de web sitemizden takip etmeye devam edin. Tekrar herkese çok teşekkür ederiz. Geri kalan bütün sorular için emin olun biz gerekli zamanlarda bütün konuşmacılarımıza ileteceğiz bütün soruları. Zaten hepsinin de kişisel bilgilerini paylaşıyor oluruz sizinle mutlaka mailingde. Siz de kendiniz sorabilirsiniz. Herkese tekrar çok teşekkürler. Güzel bir etkinlik oldu. Bir sonraki organizasyonlarda toplantılarımızda görüşmek üzere.